Selamlar herkese. Bugün sizlerle bir tank incelemesi videosuyla daha birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Çekoslovakyalı TVP-5051. Bu tankın güçlü güçsüz yönlerini, donanımlarını, skill'lerini inceleyeceğiz. Ve aynı şekilde muadili sayılabilecek tanklarla da karşılaştırarak isterseniz hemen başlayalım. DPM konusunda diğerlerinden daha üstün olduğu açık bir şekilde belirli ama penetrasyon olarak diğerlerinden aşağıda kalıyor. Peki çok mu kötü? Hayır, diğerleri de gerçekten zırhlı tankları ön tarafından penetre etmekte zorluk yaşayacaktır. Yan tarafından gördüğünde de hepsi aynı şekilde ağır tankları da delebilecektir. Penetrasyonun çok sıkıntı yarattığını söyleyemem. Zaten rakibin hatalarını değerlendireceğiniz için genel olarak arkalarında, sağında, solunda bir yerde olacaksınız. Rakiplerle direkt karşılaşmanız sizin için dezavantaj, eğer oyun sonlarında değilseniz. Alfa olarak diğerlerinden daha düşük ve modül hasarı olarak da kalibre olarak düşük olduğu için ammosunu kırma, yakma gibi olaylar daha az gerçekleşiyor. Peki bu tank genel olarak şu ana kadar DPM konusunda diğerlerinden kötü görünüyor. Bu tankın olayı nedir? Bu tankın toplam şarj ürünü boşaltma süresi 4,5 saniye gibi çok kısa bir rakam. 4,5 saniyede ağır tanklar, medium tanklar, çok hızlı tanklar hariç geriye çekilemez. Yani 4,5 saniyede bütün merminizi rakibe boşaltabiliyorsunuz. Hataları korkunç bir şekilde değerlendirip 4,5 saniyede 1300 gibi devasa bir hasar, çoğu tankın yarı canından fazla bir hasarı kaşla göz arasında rakibe verebiliyorsunuz. Diğerleri bunu yapamaz. Yani bu üçüncü mermisini sıkamaz. Bu da üçüncü mermisini şanslıysa sıkar 4,5 saniye içerisinde. Gene mermi geçişleri 2,5 olduğu için. Bunlar 2 mermi atabiliyorken siz 4 mermi atabiliyorsunuz aynı süre içerisinde. Mermi geçiş süresi 1,5 gibi oyunun en kısa sürelerinden biri. Peki biz bu 1,5'u tam tamına kullanabiliyor muyuz? Yani nişan almamız gerekmiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Diğerlerinden farklı olarak size inceleme videolarımda söylediğim gibi şarjörlü tanklarda bir stat önemli demiştim. Top kontrolünde ateş ettikten sonra çemberin büyümesini kontrol eden bir stat var. Diğerleri tanklarda bakmazsınız. Çok önemli değil. Ama şarjörlü tanklarda çok önemli demiştim. Ateş ettikten sonra çemberinizin tekrar ne kadar büyüyeceğini belirleyen bir stat. TVP'de çok az olduğu için diğerlerinde çok yüksektir. Arda arda mermi atamazsınız. Mermi geçişiniz iyi olsa bile. Halbuki TVP'de arda arda 4,5 saniyenin tamamını hiç beklemeden takır takır mermi sıkabiliyorsunuz. Aim time'ı da çok kısa. Zaten uzağa nişan almak isterseniz top kontrolleri isabet konusunda da diğerlerinden geri kalmıyor. Aşağı yukarı aynı profildeler. Ama nişan alma süresi ve ateş ettikten sonraki nişangahın büyümesi çok daha iyi. Namlu eğilimi 8 derece. Yaklaşık kısa tankların 6-6,5 derecesine denk gelircesine bir eğim. Çünkü TVP uzun bir tank. Uzun bir tankın 8 derecelik eğimi kısa tankların 6-6,5 eğimine denk geliyor. 150'leri göz önüne aldığımızda gayet yeterli. Namlu eğmediğim herhangi bir nokta hatırlamıyorum. Mermi hızı olarak diğerleriyle aşağı yukarı aynı profilde hızlı giden tankları normal merminizi de vurabilirsiniz. Bu aradaki farklar çok ufak farklar, hissetmezsiniz bile. Mermi kapasitesi olarak Betçetelin gibi sizi oyun sonlarında eyvah mermim bitiyor diyebileceğiniz bir şey yok. Takımın tamamını kesmeyecekseniz gayet yeterli bir mermi kapasitesi ve potansiyel hasarı var. Ama bu tankın en korkutucu olduğu yön 4,5 saniyede bütün şarjörünü atıyor ve aslında bu tank şarjörsüz gibi oynanıyor. Neden? Size bunu hep söylemişimdir. 20 saniye civarında, 21-22 saniye civarında dolduran tanklar aslında şarjörsüz tanklardır. Yani bunlar en avantajlı. Kravagen, TVP, T57 gibi. Rakibe basarken size bir tane atar, rakibe ulaşırsınız. Bir tane daha doldurmuştur yani 4 tane. O kadar hızlı doldururlar. İşte 50B gibiler, Behçet gibiler, onları boşta yakalayabilirsiniz. Ama TVP, T57, Kravagen gibi tankları boşta yakalayamazsınız. Çok hızlı doldururlar.
bu avantaj korkunç bir avantaj. Bir yerden kafanızı çıkarıp 4 mermi atıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz zaten 10 saniye. Pozisyon değiştiriyorsunuz. Bir yere gidiyorsunuz. Rampaya çıkıyorsunuz. Namluyu eğdiniz. Şarjörünüz tekrar hazır. İnanılmaz iyi bir tank. Kesinlikle diğerleri gibi, özellikle Behçet gibi suikast rolünde değil, gideyim bir tankı yok edeyim rolünde değil, hasar verme üzerine. Hani tek tek sıkan tankların bir üst versiyonu bu tanklar. Çok yüklü hasarı çok kısa sürede verebiliyor. Mobility bölümüne gelirsek, diğerlerinden 5 kilometre daha az maksimum hasarı var. Sizi çok etkilemez. Onların gittiği yere gidebilirsiniz çoğunlukla. Ama açık haritalarda spotlanırsanız, örneğin Progetto'yla spotlandınız, bir şeyler sektirebilir. Çünkü zırh dizaynı 70 dereceye geçen eğimli zırhlardan oluşuyor. Bir şeyleri sektirebiliyor. Behçet'in çok düşük bir profili var. Rakibin sizi ıskalama şansı yüksek. TVP ile genellikle vurulursunuz. Profili yüksek, yanı çok geniş. Bu göz önüne alınması gereken dezavantajlardan biri. Ton başına beygiri gayet yeterli. Rezistansları gayet uygun. Tankın dönüş hızı da çok iyi değer. Bir anda mermiyi sıktınız, şarjörü boşalttınız, geriye dönüp topuklayabiliyorsunuz. Harika bir tam dönüş hızı var. Can havuzu eski şarjörlü tanklar yapılırken Wargaming çok korkardı bu tanklardan, oyunun dengesi bozması açısından. Bir tık olarak diğerlerinden daha düşük olması gerektiği gibi, yeni nesil şarjörlü tanklar diyebileceğimizde onların can havuzları bir tık daha yüksek. Yeterli korumanız gereken, oyun sonu sizin tehlikeliliğinizi arttıran bir can havuzu. Bu harcamamanız gereken bir değer. Sektirebilirliğine bakarsak genel olarak bir şey sektirmez. Sadece rakibi tuzağa düşürebileceğiniz, oraya sıkarak onun mermisini sektirebileceğiniz bir noktası var. O da ön zırhı. Buranın açısını ekstrem 70 derecenin üzerine çıkararak 183'ün AP mermilerine kadar her şeyi sektirebilirsiniz. Rakibe şöyle bakacaksınız. Onun isabetsizliğini kovalayıp genellikle her yerinden yer. Sadece gir çık yaptınız. İleri geri gidiyorsunuz. Şuraya mermi gelirse onun şanssızlığı, sizin iyi oynamanız, her şey birleşirse bir şeyler sektirebilir. Genel olarak bir şey sektirmez. Şimdi gelirsek bu tankın skilllerine. Bu tank diğerlerinden, diğer tanklardan bildiğiniz üzere medium tanklarda ve oyunda en fazla görüş mesafesi 420 standart. Donanımsız, ekipmansız ve skillsiz 420. 420'lik hangi tanklar var bakalım. Patton 48, Patton 60 ve 121B tahvili alınan tank. Onların dışında maksimum mesafe 410. Bu nadir tankların dışında. Leopard 1, Centurion Action X ve TVP. Bu görüş mesafesini size hep söylediğim gibi, bir tankın güçlü bir yönü varsa onu güçlendirin. Zaten şarjörlü tanklarda dolum sürgüsü takılmadığı için bir adet slotunuz boş. Bunu mutlaka kaplı optikle değerlendirip açık haritalarda takımınıza tespit konusunda yardım etmelisiniz. Kaplı optik birinci slotumuz. Söylediğim gibi durumsal farkındalığı verirsek, durumsal farkındalık %3 ekstra görüş verir bize. Dikkatinizi çekiyorum buraya. Bastık, 464'e çıktı. Yine keşife vererek, keşif de %2 görüş verir. 470'e çıkardık. Bir adet kardeşler takımında verdik. Her şeyimizi arttıracak en değerli skill'lerden biri. 485'e çıkardık. Geri kalan modüllerimiz, kamuflajlarımızı veriyoruz modüllere geçmeden önce. Çok özür dilerim. Atış skill'lerimiz, mavi skill'lerimiz. Çok özür dilerim. Atış skill'lerimiz, mavi skill'lerimiz. Bunlar da mutlaka verilmeli. Önlenmiş bakım çok yanan bir tank değil. Arkadan yüksek kalibre mermi yemezseniz. Rezistans düşürenler, tankın dönme hızı gayet yeterli. Bu skill'lere gerek yok. Topunuz bozulduğunda mermi isabetinizi arttıran skill. Bunlar tamamen skill israfı. Bunlara vermenize gerek yok. Bunların dışında Ammorak canınızı arttırmak için güvenli depolamayı vermenizi
Kesinlikle öneririm. Sinyal menzili arttırma gibi bu gereksiz skilleri yerine yangın söndürme ıvır zıvır verebilirsiniz. Skillerimiz bu şekilde. Şu anda 485 metredeyiz. Peki geri kalan iki slot ne olacak? Size söylemiştim ön tanıtımını yaparken. Bu değeri daha da aşağı çekmek isterseniz bunu düşürebilecek iki tane modül var. Arda arda hiç nişan almayayım. Tak 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 sıkayım derseniz dönüş mekanizması bunu düşürür. Ve daha çok düşüren bir şey var. Düşey dengeleyici. 1.97'ye kadar düşürebildik bu değeri. Ama zaten bu değer çok düşük olduğu için ben dönüş mekanizması kullanmak yerine havalandırma kullanıp hem reload süremi daha aşağı çekip azıkla birlikte destekleyerek reload süremi 21-22 saniyelere kadar çekip maksimum görüş mesafemi zaten ana görüş mesafem 4'ün olduğu için 522 metre gibi çok yüksek değerlere çıkarmak standart donanımlarla bunlar tahvil donanımlarla değil. Yani çalı arkasında medium tankları bile açabilirsiniz sıkmadan. Dolum sürgüsü kullanmadığı için çok çok avantajlı pozisyona gelebiliriz. Ateş ettikten sonraki değer çok önemli ama iki civarları yetiyor. 1,5 mermi geçiş süresine. Yetmez, yetmiyor. Ben yeterli görmüyorum derseniz havalandırmayı söküp dönüşle birlikte düşey kullanırsanız arka arkaya mermilerinizi hiç nişan almadan daha rahat bir şekilde sıkabilirsiniz. Şu an için modülleri, skill'leri bu şekilde inceledik. Geleneksel olarak bir tank ası videomuzla devam edeceğiz. Bu maçta hayalet şehirdeyiz. Bu tank bu maçın benim için özel bir yeri var. Ben bu maçta görev yapmaya çalışıyordum. Görevim 8000 kombin hasar. Hem verilen hasar hem de palet kırarak ya da spotlayarak 8000'e ulaşmalıyım. Benim tank dizaynım sebebiyle 522 görüşüm var şu anda. Ve hem paletleri kolayca kırabiliyorum hem de hasar potansiyelim çok yüksek. TWP bu tank bu görev için biçilmiş kaftanlardan biri deyip sürekli bunu oynuyordum bu görev yaparken. Ve biraz spoiler olacak bu görev yaparken 43 demeçle görevi yapamamıştık. Şimdi haritayı inceleyelim. Karşı takımı inceleyelim. Nereye gittiğime, neden gittiğime karar verelim. Düşünme tarzımı sizlere bir şekilde ne yapmaya çalıştığımı anlatmak istiyorum. Başlatırsak bu süre içerisinde karşı takımda 10 ve 9 seviyeli bir maçtayız. Tam başlatıldığında bir tık daha durduracağım. Şöyle bir durum var. Genel olarak zırhsız tanklarımla biraz yukarı çıkıyorum. Zırhsız tanklarımla bu bölgeye giderim. Eğer karşı takım çok zırhlıysa, çünkü sağ tarafta medium hattında çok yakın bir savaş döner. Eğer sadece bir tane kullanabileceğiniz çalı var zırhsızsanız onu da kamuflajınızı kullanıp bir tane sıkıp geri çekilirsiniz. Ama bir süre sonra oraya blind gelecektir buralardan ve arka tarafta yatan TD'lerden canınızı kaybedebilirsiniz. Burada dövüş mesafesi çok kısa olduğu için TP'de zırhsız olduğu için genelde gitmem. Ama karşı takımın mediumları da zırhsız sayılabilecek bir seviyede. Bir tane STB birileri var beni zorlayabilecek. 140'ın onunla dövüşeceğini, üzerime çekerek de onu bir şekilde alt edebileceğimi, arkamda birkaç TD'nin bulunacağını düşünüyorum. O yüzden sağa gitmek yerine sola gidiyorum. Genelde düşük profilli kamuflajlı tanklarım varsa kamuflajımı kullanarak bu tarafı alt etmeyi tercih ederim. Ama genel olarak zırhlı tanklarımla da burayı tercih ederim. Ağır tank oynuyorsanız bu haritada size önermem gereken bir şey var. Karşı tarafta da şöyle ilerlersek, karşı tarafta da bizim tarafta da rakip ağır tankların vurulduğu bir nokta var. Bu yoldan gidip böyle kıvrılırsanız onlar da bu yoldan gelip şöyle kıvrılır. Bu boşluklu alanda karşı tarafın mediumları eğer şuraya bir tane spotter tespitçi koyarsa sizi açıyorlar, arka taraftan vuruyorlar. Bu tarafa gitmemin sebebi birazcık da o. Eğer bir tane tespitçim buraya girerse
Oyun başı 1300 damage'i yazarım dedim şu rampadan. Düşmanın ağır tanklarına. Bunu önleyebilirsiniz. O yüzden anlatıyorum. Buradan değil, bu aradan yolu uzatıp böyle girerseniz kimse size vuramaz. Aynı şekilde arka tarafta, diğer tarafta da vardır o yol. Şu aradan girilir, buraya geçilir. O yolu kullanmanız, gerçekten yavaş bir tankınız varsa hızlı tanklarla, 277 gibi tanklarla gidebilirsiniz. Hem rakip de daha gelemez oraya falan. Hemen basıp geçersiniz oraya. Hem pozisyonunuzu da kaybetmezsiniz. İlk molozda olmak her zaman daha avantajlıdır. Şimdilik bu tarafa geçmemiz sebebimizi anlattık. Ağır tanklara vurmak ve bu bölümdeki tankları yenmek. İlerliyoruz. Düşmanın 4 tane ağırı var. Hepsinin de yanı. Çok güzel. Troll değil. Rus trolleri değil. Takır takır yer hepsi. E100 belki birazcık zorlayabilir ama ona da bir şekilde sokarız diye düşünüyorum. Şurada ben gideyim mi gitmeyeyim mi? Benim spotterlarım, iki tane light tankım var deyip ne yapıyorsunuz deyip kızdım bunlara. Sonra vazgeçtim. Düşmanın EBR'si çok agresif bir şekilde bizi burada spotluyor. Bir korkuyorum. Ama düşmanın şu anda menzilinde değiliz. Ne yazık ki çemberler de gözükmüyor şu anda. Ama düşmanın menzilinde değiliz. Nişangahımızı kapattık. EBR'ye bir atışımız var mı? Ona kızdım çünkü. Girmemesi gereken bir yere girdi. Benim oyunumu zora sokuyor. Onu vurmalıyım. Tekrar açıldım. Tam düşman ağırları geçiyor şu anda. Bizi fark ettiler mi emin değilim. Bir mermi ıskaladık. İkinci mermi girdi. Üçüncü mermi de geçti. Çok geç spotları geldi çünkü. Eğer ağır light tankımız orada olması gereken çalıda olsaydı çok daha rahat vuracaktık. Bu tanklar ne yazık ki kötü işler çıkarıyor benim takımım burada. Şu anda 140'ım atlamaması gereken bir yere ön tarafı atladı. Daha hiçbir şey açık değilken ne olacağı belli olmamış. Belki 13 kişi karşımızda, nereden biliyorsun? Niye atladın oraya? Hiçbir şey açılmadı, hiç kimse yok. Gitti oraya atladı, ölecek o. O kadar agresif oynanmamalı. Size söylediğim vurulabilir nokta bu. Eğer ikinci yolu tercih etselerdi vurulmayacaklardı. Şu ana kadar hiç açılmadım. Ne maçta bir tane artı vardı. Gene artımızı yedik. Gocunmuyoruz. Yapacak bir şey yok. Oyunumuza devam ediyoruz. Burada kendimi göstermeyeceğim. Uzun bir süre gittiğimi düşünsünler diye. Rakipleri üstüme çekmeliyim. Konforlu alanlarından onları çıkarmalıyım. Sıra dışı bir şekilde Conqueror da buraya gelmiş. Beni zorlayabilecek rakiplerden biri. Onların geçişini spot'a tutmaya çalışıyorum. Full bir şekilde gelirlerse, aradan TD'ler vurabiliyor. Full bir şekilde üzerime basarlarsa çok uğraşırım. Ne yapacağımı düşünüyorum. Arkamda TD'ler var. Bir şekilde üstesinden geliriz. Gelemezsek de yapacak bir şey yok diyorum. Burada EBR'ye bir tane yolladık. 3 mermimiz kaldı. Bakıyoruz, Behçet AP çok hızlı bir şekilde önümüze basmış. Behçet AP kötü bir oyuncu. Kamuflajı dahi yok. Bu oyunculardan çok korkun. Şarjörlü böyle tip varsa kaçın abi. Hemen. Şu anda benim yapacağım gibi. Bunlar der ki, onun da şarjörü var, benim de şarjörüm var. Ben onu sıkarım, o bana sıkar der. Gelir, durmaz. Sizi sokar, öldürebilir. Arkanızdan yardım gelmezse. Hemen topuklayın onların yanından. Onlar bir şekilde ölecek zaten. Acele etmenize gerek yok. Siz kendi totonuzu kollayın. O kamuflajsız şarjörlü tanklardan topuklayın. Bir hat geriye çekiliyorum. Onları buradan gidiyor. Spotum söndü şu anda. Aşağı doğru gidişimi gördüler. Buraya gelişimi görmediler. Geçişlerini spotladım. Beni burada beklemiyorlarmış. Bakın, şuna bakın. Daha bana namluyu çeviremeden adamı öldürdüm. O da şarjörlü tank. Çok hızlı bir şekilde şarjörü boşaltıyor. Adam fulldü. Artık ölü. Full değil, birazcık eksikti. Artık ölü. SDR bir kızdı, bana doğru geldi. SDR bir sıra dışı şekilde, önümde sıra dışı tanklar var. STB burayı aldıklarını düşünerek şehrin içine gitti. AT'lerinden gene bir atış yiyoruz. TL4'lerinden de mermi yedik. 910 candayız. Şehrimiz kaybediyor. Sağ tarafta maçın başından beri 9-10 10 attığında, 10 diyeyim artık ona. Light ve FV 180 için orayı alıyor, alacak. Yani önünde çok ciddi tanklar yok. Ama şehrimiz düşünce orayı da yan taraftan açıp alacaklar. Ben burada
kendimden, dövüşmem gerekenden çok daha fazla insanla dövüşüyorum. TL4 bir gaza geldi. Ya bana da mermi soktu ama bunun bedeli ölüm olacak. Bir tane de mermiyi gönderdik orada bir yere. Hala önümde konkurur ve önden delmesi benim için ciddi problem olan kalibrem yetmediği için STR'i var. Burada kendimi tekrar spotlattım. Bunu yapmamalıydım. Bu bir hata. Arkamdaki tanklar vursun diye yaptım ama arkamdaki tanklar şöyle bakarsak çok özür diliyorum. Hiçbir şey yapmaya hevesli değiller. Bütün oyun orada duracaklar. Bu da bize spoiler. Tek başıma burada dövüşüyorum. Maçı kaybediyoruz sabahtan beri. 4000 can farkı var. Hem fazla tankla dövüşüyorum. Hem ortayı kaybettik. Artinin atışı geldi. Şansım bu. Atış yaparken sabit duracağım için Artinin atışını ıskalatamazdım. Şimdi ıskaladı. Şimdi tam zamanı. Rakibin beni unuttuğunu düşünüp kimi unutmuşlar? Şuna bak. Dönemeden eğer rollerim normal geldiyseydi hepsini öldürmüştüm. 289 vurarak bir an taretlerini çeviremeden yok ettim. Size bahsettiğim şey bu. Ağır bir şekilde cezalandırıyorsunuz rakibi. Bunun eşi benzeri bir tank yok. Var. Ağır tanklarda var. TL7. Ama medium tanklarda bu kadar hızlı rakibi taretini çeviremeden yok edebilen tank yok. STB bana bakıyor. Ve burada bir daha açılırsam beni öldürür. Hiçbir korunağım yok. Karşıma geçer. Ben ona bakarım. O bana bakar. Hadi görüşürüz der, öldürür. Sağ olsun burada bir yere gidiyor. Nereye gittiği önemli değil. Öyle gönderdik. O mermilerin girdiğini düşünmüyorum. EBR az canı kalan Conqueror'u çekiverdi sağ olsun. Zaten bu maçı iyi oynayan oyunculardan biri. Arkamızda hala iki tane tosunumuz var. Bir şey yaptıkları yok. Bizim şehrimizin içi düştü. EBR buranın spotunu aldı. Diğer taraftan o tarafa sürekli spotta olduğu için 9-10 attı. Oraya basacaklarını düşünüyorum. O tarafa yardım ediyorum. Çünkü ben önümü temizledim. Ya da bir şekilde temizledik. 4200 hasarda 1500 spottayız. Burada görüş mesafem var. Kamuflajım var. Gidip düşman ağır tankları ağır spot edip bir şeyler yaparım. O tarafı da kazanırım diyorum. Hala maçı 9-8 ama 2 kat can farkı var. Ve Light'da FV183'ümüzde az önce kaybettik. Maçı ağır bir şekilde sabahtan beri kaybediyoruz. Sabahtan beri dövüşüyoruz buralarda. Gidiyoruz. Burada görüşün avantajını az sonra göreceksiniz. Ben STB'yi açtım. O beni açamadı. Yak 100'de H mermi yüklemiş. Bu arada STB'nin yan zırhı 35 milimetredir. Yani çoğu H mermi çok rahat bir şekilde girer. Yak E100'ün de H mermisi 1400 vurur. 1350 vurup öldürdü onu. 183 misali. Burada Foş'u görüyorum. Sanırım motoru kırılmış. Tısıl tısıl geliyor. E75 var, grill var. EBR'miz çok güzel bir iş yaptı. A3 hattında iki tane TD'lerini oyuna katılmaktan alıkoyuyor. Onlar orada sıkıştı. Ben de çalıya 15 metre koyuyorum. Bunu öldürüyorum. Spotlanmıyorum. 3 mermim var. E75'i orada açtık mı? Ben açmamışım. Bir tanecik paleti görünüyor. Onu vurabilir miyim diyorum. Ne yazık ki top trolledi. Vursa vurur. Şimdi kafayı çıkardığım gibi standart B geliyor üstüme. Lan az önce Foş bir öldürdüm. Burada öldü olduğumu biliyorsun. Hani 1500 canın aşağısında bana bunu yapman çok mantıksız. Neden basıyorsun diyorum. Şu anda acayip sinirliyim. Yayındaydım, konuşuyordum. Niye basıyorsun? Dolumda olduğumu biliyor musun? Ben TVP'yim. Neden basıyorsun diyorum. İlk mermiyi skaladım ama mermi geçişi çok hızlı olduğu için ikinci mermiyi soktum kendisine. 237 canım var. Maçı kafa kafaya getirdik sonunda. Ve şu anda çok heyecanlıyım. Çünkü günlerdir bu görev için uğraşıyordum. Maç gelmiyordu. Güzel maç gelmiyordu. Bu tankla hem hasar atıp hem spot yapıp yapabildiğim
yapabileceğime inandım. Bir görevi 4-5 milyon kredi harcayıp yapamamıştım. Görevim bitmek üzere. Şu anda hesaplar yapıyorum kafamda. Şunu şunu öldürsem, bunu yapsam, işte 200 canım var. İlk önce Artie'yi öldüreyim ki sürprizle karşılaşmayayım dedim. Ve Artie'yi öldürmeye gidiyorum. Artie'nin bana daha önce attığı yeri biliyorum. A0. Burada iki kişiyi öldürdüğüm için de beni buradan bekleyeceğini düşünüyorum. Akıl yürütüyorum yani, mantıken. Beni buradan kaldırmış namluyu, sağ taraftan çıkacağımı düşünmüştür. Orada beni bekliyordur diyorum. EBR'miz orada iki kişiyi zonluyor. EBR çok kızdı, o T30 ve grill. Sürekli onları orada spotta tutuyor çünkü sabahtan beri. Bir sağa kaşıyor, bir sola kaşıyor. Burada akıl yürüttüm. Şurada durduruyorum. Oyunun heyecanı sebebiyle az sonra görmem gereken bir harita atışını görmedim ben. Bu yüzden burada bir kötü oyunculuk var. Heyecanlıyım, görev bitiyor. Herkesin başına geliyor. Artık yorulmuşum artık. Yayının kaçıncı saati bilmiyorum. Uzun süreler yayın yapıyorum. Yorulmuşum, görmedim haritayla atışını ve adam sanki dolu gibi oyun oynadım. Bu taraftan gideceğim. Şey, bu taraftan gitmeyeceğim. Beni orada beklediğini düşünüyorum çünkü iki kişiyi burada öldürdüm az önce. Bu taraftan gidip iki tane sıkıp yoluma devam edeceğim. Ama az önce şuradan bir atış gönderiyor. Biz onu görmüyoruz. Hala onu dolu zannediyorum. Heyecan sebebiyle. EBR'ye kızan T30 aşağı atladı. Şu anda ikisinin arasında kaldım. Halbuki Behçet dolduruyor. Benim oyunculuk hatam. T30'a 1-2 mermi gönderdim. Hala spottayım. O da sağ olsun bizi 3 hayırla oyundan uğurluyor. 43 demeçle görevi bitiremiyorum. Bu sırada 2 tane tosunumuz var. Hala full candalar. Oyunu durdurdum. T30'la yak 100 gidip kesecekler T30'u ve Behçet'i. Mutlak bir yenilgiden takımı kurtarabildik. Görünen hasar ve spot bir tık daha fazla. 8000'e 43 var bu maçın. Maç sonuçlarına ulaşamıyoruz. Evet, sizin de tankası videomuz bu şekildeydi. Rakibin minik hatalarını, saniyelik hatalarını nasıl ağır bir şekilde cezalandırdığımız, tankın karakteristiğini gösterebildiğimiz bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerden memnunsanız abone olmanızı, yeni fikirlerinizi söylemenizi rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.